Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim, Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Biz bayağı coşkulu başladık ama yani konuya gireceğiz. Bozkır. Hızlıca konuşalım istiyorum. Hikaye ikinci bölümde ne oluyor? Yani ikinci varyasyonda ne yaşatacak bize? Oh be. 6 yıl öncesi değil miydi abi? Çünkü 6 yıl oldu mu? 4 yıl oldu. İlk sezon hikayesinin 6 yıl öncesiyle başlıyor. Evet. Ha, o açıdan. Evet, ilk sezon. Evet, ilk sezon hikayesinin 6 yıl öncesinden başlıyor. Sonra flashback'le kaldığımız giriyoruz. Yerden devam ediyor. Evet, bir flashback'le giriyoruz. Aha, arada bir sürü konu var o zaman. Ama o flashback ki ne flashback? Bu bir aramızdaki bir hani yani aslında ikimizin de geçmişe attığı bir çıpa var. Evet. Bunun etkileriyle biz ikinci sezonu yaşıyoruz. Vay, bir dakika, bu polisiyenin içinden çok ilginç bir şey çıkmaya başladı şu anda. Başka bir hikaye de var. Tabii kendi yani, aramızda evet, da bir mevzu evet. var. Var, kendi var. Aramızda da bir çözülmemiş bir mevzu var. Çünkü ilk Bozkır'da da yanına birini yolladıklarında sen böyle evet. çok istemedin. Onun sebebini iyice mi öğreniyoruz, detaylandırıyoruz? Yok, bu sefer başka. Bu sefer bu sefer payidarla olan bir mevzum var benim geçmişte evet. yaşadığım. Ve payidar da bunun etkilerini hala bugün yaşıyor. Benim de yaşamam söz konusu ve benim bilmediğim, hani farkında olmadığım da bir sürü şey var. Aha, yeni gerçekler. Onlar bütün bu aynı zamanda tabii takip edeceğimiz doğal olarak cinayetler var. Evet. Onları takip ederken bu da çözülmeye başlayacak. Evet. Aa, çok evet, iyi. Sürekli etrafında dolaşıyoruz, spoiler vermek için anlatamıyoruz ama evet. bu hikayelerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Duygu durumlarının hepsi birbiriyle bağlantılı. Birbirini taşıyan zaten bu bütünlük aslında izlerken seyirciye büyük keyif verecek. Biz okurken çünkü neredeyse bir solukta bitirdiğimiz bir hikaye oldu en azından benim adıma. Çünkü ben bu yüzden şeyi de fark ettim ikinci sezonda. Ben Seyfi'yi de daha iyi tanıdım mesela ikinci sezonda. Ha, iyice açıldı karakter. Bu arada ben birinci sezonda izledim ve ikinci sezonda Yiğit abiyle beraber oynarken... Yani seyirci adına birinci sezonu izleyen insanlar için söylüyorum. Yani aslında hikaye olarak birebir bağlılığı yok. Ama evet. geçmişte dokunduğu bir nokta evet. var. Ama hikayeyi izlerken rahatsız edecekleri ya da burayı kaçırmışım diyecekleri bir yer dışında. İkiden direkt başlayabilir işte. Direkt yani. Başlayabilir. Tabii. Ama birinci sezondaki Yiğit abiyi de mutlaka izlemeleri lazım. Ki ikinci sezondaki, yani ben ikisini de bildiğim için oynarken böyle ya çok farklı, çok güzel geldi. Bu arada çok iyi. Yani benim için çok önemli bir deneyim Yiğit abiyle beraber oynamak. Benim için de. Yani oynarken dinlemek, izlemenin dışında evet. ayrıca Furkan olarak da izlediğim... Biri yani. Mikrofonu kesebiliyor muyuz? Daha fazla konuşmasın. Ya. Yani ooo güzel. Sette nasıldınız? Şakalı makalı. Ya bak, çok net bir şey söyleyeyim. Hayır. Sette şöyle bir şey var. O kadar yüksek bir tempoda çektik evet, ki iş evet. dışında başka, yani ben hatırlamıyorum temasımızın olduğunu iş dışında. Koştur. Ben zaten çalışırken seni izliyordum abi. Benim sana soracağım ya, bir şey diyor. Ha, set dışında derken de hani ben sette bulunduğum sürede ne haftanın 6 günü günde 12 saat çalıştım. Evet. Bayağı evet. yüksek tempo. Çünkü sıkışık. Hızlı gibi değildi. Yani. Normal bir, daha sıkışık bir sürede evet. çekmek zorunda kaldık. Dolayısıyla ben sürekli yani belli bir döneme kadar, belli bir tarihe kadar çekmek zorunda olduğum için, ben bitirmek zorunda olduğum için. Yani şöyle, ben süreçte yani dediğim gibi Yiğit abi hem izledim hem de temposuna bir yandan da şey oldum. İnsan üzülüyor ve şey oluyorum böyle, Yiğit abi hani iyidir değil mi? İyi uykunu aldın mı abi? Nasılsın? İyi misin? Bu tarz sorular oluyordu. Hani nasılsın, iyi misin dışında iyi uyudun mu? Yoldan mı geldin? Çünkü İstanbul'a gidip gelmesi gereken bir süreçti. Çok uzak mesafeler değil ama bu 2,5 saatlik mesafeyi yani haftada 1-2 defa yaptığın zaman insan biraz yoruluyor. Bir de zaten yani valla eline sağlık abi, ne diyeyim. Yok, hepimizin eline sağlık. Senin enerjinden bize hepimizin de eline sağlık. Ama Bozkır çok da merak edilen de bir iş bir taraftan da. Yani dijitalde olup, polisiye olup. Gerçekten hani en çok Google'da baktım. İkinci sezon ne zaman sorusu sorulmuş bittiğinde. Bu senelerdir soruluyor. Çünkü birinci sezonla ikinci sezon arasında hani farkındaysanız bir 4 sene falan evet. girdi. Hatta tam 4 sene girdi. Yani tam yılbaşıyla beraber. Tam 4 sene girdi birinci sezonla ikinci sezon arasında. Hani arasında bir hafta falan farklılık olabilir. Ve çok uzun zamandır Bozkır'ın ikinci sezonu isteniyor seyirci tarafından.
Bu aslında çok hani pek bilmiyorum çok rastladığımız bir alıştığımız şey mi? Alıştığımız bir şey değil çünkü bu kadar yıl, bir de bu evet. Talebin bu kadar uzun süre devam etmesi evet. Alıştığımız bir şey değil. Hani insan şunu diyor ya tamam isterler daha sonra bir şekilde unuturlar başka bir şey seyrederler. Nedense bunu unutmadılar. Ekşi Sözlük gibi böyle çok zor bir platformda da şey var istenmiş. Evet. Evet yani orası da kolay bir yer değil ya, o anlamda değişik kafası evet, var. Evet doğru ve hani yani bu da hani bilmiyorum hani herkesi sevindirir bu. Herkesi kesinlikle sevindirir. Şu... Bunun içinde hani şeye özellikle hani hem yani Levent'e hem yani yazarımız Levent'e Şahin Hoca'ya hem de yayıncı Blue TV'ye hani yani çok çok teşekkür aynı etmek izleyici istiyorum. De yani bir şeyin çünkü evet. İkinci evet ARC filmde de çünkü bir şeyin ikinci sezonunda gerçekten hani standartları aynı şekilde tutabilmek, onun üzerine çıkabilmek aslında biraz zordur. Zor. Evet, hele araya bu kadar zaman girdikten sonra. Ben bir evet. Balla kesebilir miyim? Ben? Tabii lütfen. Ben ikinci sezonun ilk sezondan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? İşte bu güzel. Yani şey ben... ya genel olarak ben şimdi ilk sezon hikayesini de biliyordum ama izledikten sonra da şimdi şöyle bir şey. Tema olarak Levent Hoca'nın da deyimiyle Nordik bir polisiye hikayesi diye kodlayabileceğimiz evet. Bir hikayede birazcık ritim ilk sezonda tabii ki takip etmekle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorduk. Hı-hı. Ama ilk sezonda ritim birazcık böyle bir ağır sanat, gidiyordu. Sanatsala doğru evet, gidiyordu. Evet evet. Art House bir iş evet. Tadındaydı. Hı-hı. İkinci sezon hem karakterleriyle hem ritmiyle hem ayrı ayrı karakterlerin hikayesiyle hı-hı. Aşırı tempo bulmuş ve ben dediğim gibi soluksuz okudum ve çok hoşuma gitti. Oynarken de keza aynı şekilde izleyenleri güzel, keyifli bir seyri olan ikinci sezon bekliyor diyebilirim. Evet daha hareketli bir ikinci daha, sezon. Anladım evet. Ve bu beni çok şu an iştahlandırdı daha hareketli olması. O zaman bir 5 yılda biz 3. sezon ne zaman gelecek diye. Ya bilmiyorum işte. Bu... O zaman soruyorum son soruyu. Aşk var mı dizide? Çünkü bu tutku var. Tutku var aa, evet. Aşk da var bu arada. Şeye girmeyeceğim. Kimle öpüşecek? Kimle öpüşecek? Bir tutkumuz mevcut. Aşkımız da mevcut. Evet. Aslında mevcut olmayan ne var ki diye düşünüyorum. Bence yok. Yani bakıyorum bir liste yapsak bence hepsi var. Evet. Eksiğimiz yok. Güzel. Eksiğimiz o yok. Zaman Bozkır 2. sezonda görüşürüz. Hazır. Görüşmek üzere. Bay bay. <Bye bye. gülüyor>